6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 239. Sevgi Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Sevgi Yayınları Sayfa 239. Konu Değerlendirme 3A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrusunu altlarda bırakılan yerlere yazınız. Cevap: Doğru, 1. A yuvar eksikliği sonucu meydana gelen kansızlığa anemit denir. Doğru, 2. insülin hormonunun yetersiz salgılanması sonucu şeker hastalığı oluşur. Doğru, 3. ülser, mide sıvısının mide ve ince bağırsakta meydana getirdiği yaralardır. Yanlış, 4. sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıklar ile mücadelede kamuya hizmet veren kurum Kızılay'dır. Yanlış, 5. zatürre, dolaşım sistemi hastalığıdır, B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız. Böbrek taşı, böbrek yetmezliği, devlik hücrecelik, organ bağışı, organ nakli, zatürre, sarılık, tiroid, tiroksin. Cevap: 1. 18 yaşından büyük, sağlıklı kişilerin ölümleri halinde bazı doku ve organlarının, ihtiyacı olan kişilere nakledilmesi için izin vermesine organ bağışı denir. 2. böbreklerde bazı minerallerin birikmesi sonucu oluşan hastalığa böbrek taşı denir. 3. büyüme hormonunun az salgılanması sonucu cücelik oluşur. 4. akciğer zarının iltihaplanması sonucu oluşan hastalığa zatürre denir. 5. guatr tiroksin hormonunun az salgılanması sonucu oluşur, C. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1. Su ve toprağında az miktarda iyot bulunan bölgelerde, insanların besinlerden yeteri kadar iyot alamadığı saptanmıştır. Bu bölgede yaşayan insanların hangi iç salgı bezi ile ilgili sağlık sorunları yaşaması beklenir? Cevap: Tiroid. 2. yandaki grafikte Aralık ayı boyunca bir hastaneye gelen hastaların sayısı ve hastalıkları verilmiştir. Buna göre, Aralık ayında hastaneye gelen bireylerde hangi sistemlere ait hastalık görülmüştür? Cevap: Solunum, boşaltım, sindirim, iç salgı sistemleri. 3. böbrek yetmezliği yaşayan bir bireye böbrek nakli yapılana kadar uygulanması gereken tedavide hangi makine kullanılır? Cevap: Diyaliz. 6. sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 239 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.